İsmail Bey Ahmet Bey'in kız kardeşi, Arzu Hanım da İsmail Bey'in eşi. Hı. Selim de aslında diğer bir erkek kardeş daha var. Onun öldü onun babası. Öldü onun babası. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Babası öldü. 38 yaşında öldü. Allah rahmet eylesin. Evet. Selim de aslında bildiklerini anlatmaya geldi. Dediğim gibi aslında niye dürtük diyorsun Selim'in ayaklarına? Herkes bildiğini anlatacak. Arzu Hanımcığım, yani biz senin de bugün ardına düşüyor olabilirdik. O yüzden herkes Allah için konuşacak. Herkes ya, doğruyu konuşacak. Şahitlik Allah için yapılır. Kimse kimseye dürtüklemez. Siz niye dövüşüyordunuz daha ben içeri girmeden? Daha başladınız. Yanına oturmayacağım diyor. Ne yaptım ben ona? İstemiyorum. Hayır, istemiyorum. Ben seni çok mu istiyorum? Utanmadım mı? Utanmadım mı eşin? Benim eşim kardeş. Benim eşim kaç yaşında biliyor musun? Daha sahip çıktı, sahip. Nereye çıktı? Böyle mi sahip çıktı? Böyle olmaz ama böyle oturarak konuşacağım. Otur şöyle ya, otur ya. Nasıl tutamadın? Utanmadın mı? Tamam arkadaşlar. Sen kızarsın, senin de başına gelebilirdi. Kadın olarak sen de şey hakkı şeylerdi. Aynı sus kızım, sus. Sus, aynı sus. Bir de beni bastırıyor. Yeter artık. Arzu Hanım, ne, sen neden kızgınsın Aynure'ye? Neden öyle yapıyor? Dur, anlamadım bir soralım, ki. Bir dakika, ben... sakin sakin. Neden kızgınsın Aynure'ye? Seslemesin, ben anlatayım. Tamam, anlat. Bunu hasta aklı yerinde değildi bu kadının. Geldiler, getirdiler Azerbaycan'dan. Annesi, bir de bir başka kadın. Sattılar Paris'in 200 deriyi. Yalan söyleme. Satıldı, ölen satıldı, kadının arkasında. Yalan değil bu arada. Yalan değil. Benim annem bir kuruş almadı. Bak, yalan söyleme sen o. İşin içine Sattı. Bak, Arzu Hanım daha lafını bitirmedi ki bir saniye Arzu Hanım bir şey söyledi. Evet. Ondan sonra ben aynısını biz dedik ben. Bak biz dedik bir insan dedik bir teyze bir abla bu kızın seni iş yapmaz. Hayır neden dedi aldı? Karışmayın dedi. Neden aldı? Arzu bir o bir o. Kaynanası da vardı. Müge Hanım kaynanası da vardı. Bu da vardı. Bir dakika. Gerçekten ikisi de kabul etti ben bunu bak. Kabul Müge etti. Vereceğim izni. Ben kavga da çıkardım bak. Dedi bak beni dışarı ittiler. Affedersin. Başka sen, bir şey de kullandılar. Sen niye yedin orada ya? Sen niye yedin orada? Aklını yanında oldu bu. Aklını yanında. Haberim olunca gelin ya. Dur. 17 yıl öncesini tartışmayalım şimdi. Bir sakinleşin. Bak bir dakika. İsmail abi de... sana da söz vereceğim. Şu an eşinle ikisi konuşuyorlar. Bir bırak. Bir sakin ol vereceğim sana. 3 seneden beri ben bunu bana çok alaksız küfürleri yaptı. Ennare. 3 seneden beri ben kapıma sokmuyordum. Ne de bunun aklı yerinde mi ki yani sen bunu kayda aldın? Ya karışma ya. Neden bir sahip dakika çıkmadın? Dur ya sus ya. Kadın olarak neden sahip çıkmadın? Ben çok sahipçimle uğraştım. Ya sen de bir kadınsın. Senin de başına çok gelebilir. Çok sahipçimle uğraştım bak konuşma. Vurdunuz. Siz ona sahip çıkacaktınız ya. Elnare Arzu vurmuş mu hiç? Arzu vurmuş mu hiç Elnare'ye? Vallahi öyle bir şey ablam diyordu. Eltim beni dövüyordu diyordu. Bir şey diyordu. İtiyordu, bakıyordu diyordu. Bırak, bak bunu Elnare söyledi bana. Ben sustum. Yalan. Evet Müge Hanım sustum. Ama bu anı bekledim. Ama niye bu anı bekliyorsun? Kadın öldü mü kaldı mı? Niye bu anı bekledin? Ben bu anı bekledim. Ama emin olamadım. Dedim belki eltisidir. Belki elti aralarında olur. Elti aralarında illa da iki çamağı bir araya getirince tıngıldar. Söylesene. Aynı anda kullanıyor. Söylesene. Ne söylemiyorsun? Söyleyeceğiz onu. Ne söylemiyorum? Ona... Hiç de baskı yapma. İsmail abi.
Bak senin gelinine taciz ettiğin iddia ediliyor. Sana vereceğim o zaman o soruyu. Bir dakika bir dur. Ben şüphem yok bende. Tamam. Benim hiç şüphem yok. Benim hiç şüphem yok. Neden gözaltına alın? Benim evimin yanında ben. Benim evimin yanında beni videoya çekemezler. Jandarma. Benim evimin yanında. Videoya çekemezler. İsmail abi. İsmail abi bir otur bir saniye dur. Sana söz vereceğim konu geldiği zaman. Benim İsmail bir adamın hanımı benim eve gelmeyecek de, benim hanımının yanına olmayacak. Kim yanına olacak? İsmail Bey, konuşacağız bak. Ama şu an anlamıyor kimse ne olduğunu. Bir dakika durun. Aynur'a bir dakika sen de dur. Bak sana da güzel bir haber vereceğim. Bir kere, dinliyor musun? İsmail abi, dünkü yayınımızın ardından Jandarma Genel Komutanlığı Elnare Kızmaz'ın bir cinayete kurban gitmiş olabilme ihtimalini araştırmak üzere Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekiplerini görevlendirdi. JASAT ekipleri de dün itibariyle araştırmalarına başladı. Kendisinden 18 gündür haber alınamıyor. Allah devletinden razı olsun. Onlar vay ya. Biz düşmedik. Biz hala ayaktayız. Bizim arkamız var. Bizi siz ezemezsiniz. Biz Azerbaycanlıysak. Ben kim ki ezmem? Biz Azerbaycanlıysak. Hepimiz insanız. Sen benim akrabamın gelmişsin. Biz buna gelmişsek bir yudum mutluluğumuz için geldim. Ezmek istemiyorum ben sana. Bir yudum mutluluk istedim ben. Ben akrabamın gelmişsin. Odasında ne suçu vardı? Ben onu bulmaya geldim bura. Ben kardeş olarak geldim. Gören mi yapıyorum? Dün bulmuşlarları ben bu kadar sevindim. Ama bak böyle çünkü anlaşılmıyor. Çünkü onun da Allah var. Mazlumlar bir yerde kalmaz. Bir kere senin kız kardeşinin başına gelenlerin Azerbaycanlı olup olmamasıyla hiç alakası yok. Yani. Gelmişsiniz ama burada öyle de dediler Müge Hanım. Hayır öyle kimse öyle de demez. Dediler. Hayır demez kimse öyle. Senin kardeşinin bir takım rahatsızlıkları varmış. Ta Azerbaycan'dan. Var Müge Hanım var. Azerbaycan'dan o buraya evlenmeye getirilmeyecekti. Zaten yanlış oradan başlıyor. Orada haklısınız. Anlatabiliyor muyum? Saygı duyuyorum. Tamam. Evet yani haklısınız. Yoksa bizim devletimizde bak Jandarma Genel Komutanlığı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı iletiyorum. Hani Azerbaycanlı tabii. Türk diye ayırmıyor. Öyle, öyle yapanlar da var Müge Hanım. Yapmaz kimse yapmaz. Gerçekten bak. Sorununuzun Azerbaycanlı olmamasıyla alakası Türk devleti kardeş devlet olarak, milli olarak da kabul etmez. Evet amca. Siz ellerinden bizim, öperim. Siz de bizim bir kardeşimizsiniz. Oralara girmeyelim yani. Türk Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kabul ediyoruz sizi. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir kere ne yazık ki ben de hayatta olmama ihtimalinin daha fazla üzerine duruyorum ama hep böyle konularda yanılmak istiyorum. İnşallah hani bir yerdedir, yürümüştür, birisi bulmuştur, bir yere teslim etmiştir. Onun da haberi zaten inşallah. Bugün yarın gelir. İnşallah. Yani bugün gelir zaten eğer ortadaysa. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 3 yıl birden cezaevine gönderildi.